Evet arkadaşlar, yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. Alarmımı kurdum, uyandım azıcık yine bir uykuyla. Sizin için gecikmeden şu videoyu çekmek için herkes yazıyor. Çok merak ediyorsunuz abi, hangi ödülü alacağız abi, en azı nasıl yapacağız diye. İkon Swap 2 ile ilgili, yani İkon Takası 2 ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi bu videoda kısa tutacağım. Net kadro tavsiyelerimi vereceğim. Hızlı nasıl bitirebileceğinizi anlatacağım. Sonra da ödül tercihlerimi söyleyeceğim. Hangi ödülleri almanın en mantıklı olduğunu söyleyeceğim. Farklı insan türlerine göre, yani oyuna yeni başlayan, ikon seven, işte SBC yapmayı seven insanlara göre durumu hızlıca özetleyeceğim. Videoya geçmeden de hemen önce video beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteğiniz benim için çok önemli. Abone sayımızı biraz yukarıya çekmemiz lazım bugünlerde. Ve evet, şimdi hızlıca bir görevlerle bir başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk görevler tek uyruk şeyi, ikon swap'ın tek uyruğu. İspanyol ve İtalyan oyuncularla 7 maç kazanıyorsunuz arkadaşlar. Hemen nasıl yapıldığını göstereyim. İspanya kadromuz bu. Birazcık pahalı ama şöyle düşünün. Şimdi bu kadro fiyatını en az 1-2 hafta koruyacak bu değerini. Çünkü genelde insanlar ucuz İspanyol oyuncu alması gerekiyor bu görevi yapmak için ve kadroyu satın alıyorsunuz. Maçlarınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da satıyorsunuz aynı fiyattan. Yani bir ya bu kart 1K'ydı. Şimdi ben bu karta 5K veriyorum diye üzülmeyin. Çünkü satacaksınız. O kart sonsuza kadar size kalmayacak arkadaşlar. Neyse. En pahalı oyuncular kimmiş söyleyeyim. Fiyatta ucuzlamak isteyenler için. Stoperde Hermoso, Rodrigo ve şey 18K zaten şurası. Llorente ile. Yani biraz daha ucuzlamak istiyorsanız oraları değiştirebilirsiniz. Ama hızlı galibiyet almak için şöyle birazcık daha fazla para vermenin pek bir zararı yok bence. Ya çok fix hepsi oynadığım oyuncular, Merino dahil hepsi oynadığım oyuncular. Gayet kefil olduğum bir takım arkadaşlar. Biraz daha yükseltmek istiyorsanız buraya Porto'yu alabilirsiniz. Gayet etkili, güzel bir kadro olur sizin için. Maça böyle başlayın çünkü ikisinde zayıf ayağı çok iyi değil ama Rodrigo solak, Iñaki sağlak. O yüzden de etkili bir kadro. Çok uzatmaya gerek yok burayı bence. Gelelim İtalya kadrosuna. İtalya biraz daha ucuz. Şeylerin fiyatı artarsa bu video yüzünden veya başka bir sebepten dolayı değiştirin arkadaşlar. Hiç kimseyi birebir aynı almak zorunda değilseniz. Bu sadece bir tavsiye sizin için kadroda. Rating de kurtarır diye düşünüyorum. Çünkü ratingde de ona göre tuttum. Kaba rating yok hatta bunda. Evet ya, yani gördüğünüz gibi yine hızlı, olabildiğince etkili, ucuz bir İtalya kadrosu. Tabii ki daha iyi oyuncularınız varsa, mesela yani şurada Şurella'n varsa tabii ki kullan, ama ben hani hiç kimsenin hiçbir kadrosu yokmuş gibi, hiçbir oyuncusu yokmuş gibi düşünüyorum insanlara tavsiye verirken. Daha iyi oyuncularınız varsa tabii ki kullanın arkadaşlar, yani bunu söylemeye bile gerek yok. Şarabini SBC'si varsa yapın yani arkadaşlar. Şimdi böyle hallediyorsunuz. 7 maçı kazandınız. Full yedekler dahil arkadaşlar. Yani 18 oyuncunuzun hepsi aynı ülkeden olmak zorunda bu oyun modunda. 7 İspanya Ligi şey maçı kazandınız. İspanya Ligi 18 oyuncusuyla. Aynı şekilde İtalya ile kazandınız. İki tanesi cepte. Şunu da bir göstereyim. Gördüğünüz gibi 19 şeyde geldi. Şubat'ta geldi arkadaşlar 9 tane token. Yaklaşık 5 hatta 5 hafta sonra 26 Mart'ta diğer 9 token gelecek. Yani şu kartlarınızdan birazdan konuşacağız. Bu kartlara ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar yapabileceğiniz, yani 8 şey 9'dan büyük ödülleri alabilmek için, şuradan başlayarak gelen ödülleri alabilmek için yapabileceğiniz, ya yani ulaşabileceğiniz en erken tarih 26 Mart. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten, Mart sonu anca alabilirsiniz diyordum. Neyse devam. Şimdi İkon Takası Serie A. Şimdi burada bir kadro öneremiyorum. Niye? Çünkü zaten ilk sahibi olduğunuz 8 Serie A oyuncusu ikonunuzda olması lazım. Şimdi ne demek bu? Bunun sebebi şu arkadaşlar. Şimdi şöyle, ya paketten çıkarıyorsunuz, ya SBC'sini yapıyorsunuz, ya kiralık. Bunlar size ilk sahibi olduğunuz oyuncu demek oluyor arkadaşlar. Ve bu kartlar, marketten satın aldığınız herhangi bir kartı ilk sahibi olduğunuz karta dönüştüremiyorsunuz. Bu önemli bir detay. Ama şöyle yapabilirsiniz. Yedekten oyuncu sokarsınız ve 8 oyuncu yanına 3 tane şey sokarsınız. Yani aslında 6 tane oyuncu yine İtalya liginden seçebiliyorsunuz. Mesela örnek olarak şurada popülerliğe göre sıralarsanız iyi kartlar çıkar. Biraz da fiyat şeyi eklersiniz buraya. 50 binin altındaki oyunculara bakarsınız mesela, yedekten sokmak için falan. Hatta şöyle yaparsınız. Alt sınırda koydum ki şey olmasın diye arkadaşlar. Bedava olan kartlar çıkmasın diye, SVC kartları falan. Ya gördüğünüz gibi Mertens'i var. Dybala'sı var. Alejandro Gomez'i var. Chiesa'sı var. Bunlar hep kullanabileceğiniz kartlar arkadaşlar.
Bu kartları böyle yedekten sokup gayet basit bir şekilde burada da ilerleyebilirsiniz. Şimdi şöyle, ilk 11'inizde 8 oyuncu, en az 8 oyuncu. İlk sahip olduğunuz oyuncu nasıl oluyor bu, tekrar söylüyorum. Ya kiralık, ya SBC'sini yaptınız, ya paketten çıkarttığınız kartlar. Devam ediyorum. Sonra 3 tane de yedekten sokabilirsiniz yine İtalya Ligi'nden sahip olmadığınız oyuncu. Ve 10 ayrı maçta gol atıyorsunuz. Kolay. 5 as ara pasla 5 asist yapıyorsunuz. Bu da kolay. Yani burada önemli olan kadroyu kurabilme kısmı daha önemli. Serie A'dan sonra kim var arkadaşlar? Aynısının La Liga ve Lig 1 versiyonları var. Hemen bakalım burada tavsiye verebileceğimiz kimler var. La Liga'da daha da çok vardır. Dembele, Valverde, Hazard. Savunma için Eder Militao. Kubo hücum için yine. Gördüğünüz üzere gayet Felix çok fazla var. Şeyde, La Liga'da işiniz daha da kolay diye düşünüyorum. Ve son olarak da Fransa Ligi. Fransa Ligi biraz sıkıntı olabilir. Fransa Ligi'nde hep aynı oyuncuları görebilirsiniz ama ben Yedder olsun santrafonuzda. Çok net sorun çözücü. Yanına Depay'ı koyabilirsiniz. Onunla birlikte stopere şeyi koyabilirsiniz. İşte Kimpembe'si, Marquinhos'u. Atal yine iyi, yedekten sokmalık adam. Bu oyuncuları kullanarak bunu da bitirdiniz. Yani ne oldu elimizde? 2 tane tek uyruktan, 3 tane de liglerden geldi, toplam 5. Kaldı elimizde son 4. Bu 4'ü nasıl yapıyoruz? 18 Weekend Lig maçı. Allah yardımcınız olsun. Buna ben bir şey yapamam. Ya bu konuda benim yapabileceğim herhangi bir şey yok. Yapmayabilirsiniz. Acele etmeyebilirsiniz. Sonuçta belli bir süresi var bu görevlerin bitmesinin. Ama tek bir hafta içinde kazanmanız gerekmediğini hatırlatmak istiyorum. Bir hafta 5 maç kazanın. Bir hafta 5 maç kazanın. Bir hafta 5 maç daha kazanın. Sonra bir 3 maç kazanın. Böyle bitirebilirsiniz. 4 haftayı kapsamıyor olabilir de olay almaz. 6-6-6 yapın ya da nasıl. Hani 3 haftayı kapsıyor olması lazım. Bakalım. Yo, 5 haftası varmış. Gayet rahat rahat yaya yaya yapabilirsiniz arkadaşlar bunu. Ve 30 maçın 5'ini falan çoğu kişinin kazanabileceğini düşünüyorum ben aramızdan. Ve şimdi bunu böyle yaptık. Kaldı 3 tane. Bunu nasıl yapıyoruz? En azından yani biraz daraltmışlar sistem ama sizin için yardımcı olabileceğim şöyle bir durum var. Şu ki arkadaşlar, 11 tane gümüş oyuncuyla dünya klası zorlukta bitirmeniz gerekiyor ilk 11'inde ve 11 tane Çin Ligi. Şimdi bu kadroya dikkat. Şimdi bu kadro 27 bin. Şimdi bu kadroyu ben çok iyi Squad Battle oynamayan arkadaşlar için yaptım. İyi bir kadro. Herkesi yenebileceğiz. Net bir kadro. Ben ne yaparım? Ben girerim 11 tane değil de 9 tane çok ucuz 200'den şey alırım. Şey, daha sonra çok ucuz alabileceğim en kötü Çinli oyuncuları alırım gümüş. Ve 2 tane de ortalama santrafor koyar yenerim. Ama biraz daha fazla para verip daha kolay bir şekilde bunu yenebilirsiniz. Söylediğim şey burada da geçerli arkadaşlar. Yani yapmanız gereken şey bu kadroyu 27 bin alıp o 27 bin puf olmayacak. 27 bin ile maçınızı yapacaksınız. Sonra satacaksınız 26 bine, 27 bine yine kadroyu. O yüzden de hani ben bu herifle bu kadar para veriyorum diye üzülmeyin. Satacaksınız zaten, bir anlamı yok yani, sorun değil. Kadro bu. Eğer bir oyuncunun fiyatı çok arttıysa, 10 binlere çıktıysa almak zorunda değilsiniz. Hemen bir alternatif bulun kendi yerine. Tek dikkat etmeniz gereken şey gümüş olması oyuncunun ve Çin liginden olması arkadaşlar. Böylece iki görevi birlikte yapıyorsunuz ve sadece sona 11 tane UCL oyuncusu kalıyor yapmanız gereken. 11 UCL oyuncusunu da hemen şöyle bir daha bir tavsiyede bulunayım. Burada hıza göre de sıralayabiliriz aslında. Mesela Davies'i alın. Vinicius'u alın. Mesela önüne Sané'yi falan atabilirsiniz. Davies'le Sané'yi bağlayabilirsiniz. Ya bu çok önemli değil. Zaten Squad'a karşı öyle süper kusursuz bir kadroya ihtiyacınız yok. Kadro tavsiyelerini online için yaptım daha çok aslında. Burada da sadece hani iki tane görev birlikte çözüldüğü için yaptım. Ama şöyle baktığım gibi siz de bakabilirsiniz buradan, pozisyonları da ayarlayıp kendi durumunuza göre UCL oyuncuları bulabilirsiniz. Şimdi nasıl kolay yapacağımız olayını bitirdiğimizi düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Zaten tek uyruklarda kadro tavsiye ettim. Seri A'da oyuncu tavsiye ettim. Bu üçlükte 5 tanesi bitti. Weekend Ligi parça parça yapın dedim. 6 oldu. Şu gümüşle Çin Ligi'ni birlikte yapın dedim. 8 oldu. UCL'yi de zaten seçmece kurun dedim kafanıza göre. Ve 11 oldu. Şimdi şey 9 oldu. Dediğim gibi 9'unu bitirdiniz. Artık Mart'ı bekleyeceksiniz. 26 Mart'ta diğer 9'u gelecek. Toplam 18 tane var. Buradaki görevler kaybolur. Yani 26 Mart'tan önce bu 9'u almak, hepsini yapacaksanız, hepsini kullanacaksanız tamamlamanız gerekiyor. Dedik. Şimdi gelelim ödüllere. Yeni gelen kartlar. Şöyle bir hızlıca bir ödüllere bir bakalım. Bireysel olarak sadece beğenip beğenmediğimi söyleyeceğim ödül değerine göre kartı. Sonra da 3 tane tavsiyem var. Hepsini anlatacağım. Şimdi bence şu 25-25-25'ler güzel. Sıkıntıları yok. Gayet iyi olmuş burası.
Deco fena bir kart değil. Dürüst olmam gerekirse fena bir kart değil. 10 numara pozisyonda sizi idare eder. Hele oyuna yeni başladıysanız. Hele böyle daha yeni zamanlarınızsa. İkon paketi artık 8'in biraz altı olsa olmuş ama yine fena değil. Midikon 9 okey. Ya Eşlikola 9'u ben biraz fazla gördüm açıkçası. Kart güzel ama yani çok da önemli değil bence. Yani sol bek olması da olur. Mendy. Yani Ferland Mendy diyorum. Başka bir şey demiyorum. Midor Prime daha güzel olmuş. Bir tane fazla ya. Momus Overmars sevdiğim bir topçudur. Ya iyi de karttır. Severim de. Güzel de bir kart. 11'e yapılabilir bir kart. Prime Icon da şey. Yani aslında şeyler fena değil. Ashley Cole dışında yani genel olarak beğendim şeyleri. Mid Blanc'ı da çok beğenmedim. Biraz daha düşük olması lazım bence. İyi bir stoper olmasına rağmen. Bu turada 15 olmasın artık oyunun bu noktasında. Oyuncuları çok şey yapmadım. 91 artı Prime Icon paket. Ve Prime veya Moments Icon paket. Baggio. Yani Baggio'yu da beğenmedim. Şöyle Baggio'yu severim. İyi de bir kart bence ama Baggio kartının olması gereken yerler artık şuralar falan olması lazım. 12-13 olması gerekiyorken 17'ye koymuşsun. Oraya daha baba bir kart lazım. İnsanlar Mart sonuna kadar bekleyip Baggio almazlar. Bunu söyleyeceğim. Şimdi gelelim tavsiyeme arkadaşlar. İlk tavsiyem ve benim yapacağım olayı söylüyorum size. Hem ikon heyecanı istiyorum hem de SBC yapmak için çok fazla kart istiyorum ben. 75 tane şey var elimde. 75 tane oyuncu olacak elimde. 81'den 83 üzerine kadar. Ve yanına basic ikon alacağım. Yani benim yapacağım şey 1, 2, 3, 4. Şu dörtlü deko dışındaki dörtlüyü tamamlamayı düşünüyorum ben açıkçası. İşin sonunda elimde 75 tane oyuncu ve bir de ikon paketi olacak elimde. Toplam tam tamına 18 tane ikon takası öğesiyle birlikte. Gayet mantıklı, gayet yapılabilir. Benim şahsi düşüncem bu. Şimdi ama oyuna yeni başladıysanız ve birazcık şey yapmak istiyorsanız, ben ikonlarla oynamak istiyorum ya. İkon paketinde kendimi riske atmak istemiyorum. Şey yapmak istemiyorum. Ben de biraz ikon lazım diyorsanız, kadronuzu hemen yükseltmek istiyorsanız size tavsiyem. Hemen bir dekoyu çekin kendinize. İki tane token da yapın. Sonra da Overmars'ı yapın. Yani deko ile Overmars'ı birlikte yaparak kadronuza iki tane Momus ikon ekleyip hem onlarla birlikte oynayıp hem de kadronuzu yükseltmiş olursunuz. Hem de kartlar kullanılabilir kesinlikle. Deko kullanılabilir. Overmars iyi kart diyeyim en azından size. Oyuna yeni başladıysanız ve bu direkt ikonlarla oynamak istiyorsanız, kadronuzu yükseltmek istiyorsanız da tavsiyem bu. Ve abi ben paket açmak istiyorum. İkon paketi benim için bir tutku. Ben ikon paketini çok seviyorum diyorsanız da arkadaşlar yapmanız gereken şey çok basit. Midor ikon ya şey mid veya prime ikon paketiyle birlikte base ikon paketi açıyorsunuz. İki ikonunuz birlikte oluyor. İlk önce bunu açıyorsunuz, sonra da bunu açıyorsunuz ki beklemeniz gerekmiyor. Bir paket açmak için bir ay daha, hatta 5 hafta daha beklemenize gerek yok. Son olarak abi benim kadrom hazır. Ben ikon paketi zaten açıyorum. Bana fantezi lazım ya. Bana şey lazım abi. Nasıl söylesem. Ben heyecan arıyorum. En üst seviye bir paket istiyorum diyorsanız da 16 tane biriktiriyorsunuz. Prime veya Momus ikon paketi açıyorsunuz. Yanında da iki tane bunu açıyorsunuz. Bu da fantezi isteyen arkadaşlar için toplam 4 tane tavsiyede bulundum. İkon paketlerinizi bana mail üzerinden yollayabilirsiniz. Açıklamalarda var. Mail üzerinden yollarsanız ben sizin için açarım videoda. Böyle halledebiliriz bu işi. Yani açtığınız paketleri de yollayabilirsiniz. Şey de yapabilirsiniz. Rulet de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İkon paketlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Mailde zaten duyurusunu da yapacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.